yazıyorlar. Burası Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin işte Altınordu'daki hayvan rehabilitasyon merkezi. Türkiye'de örnek bir rehabilitasyon merkezi ve bakım evi haline getirmek için biz başkanımızdan, sayın bakanımızdan emri aldık. Dolayısıyla Suat Bey ve teknik kadrolarımızla da burada hep beraberiz şu an. Nasıl dünyadaki örnekleri, Türkiye'deki en güzel örneği neyse onun üzerine hemen projeleri çizilecek ve derhal buradaki inşaatlara başlanarak en kısa zamanda hepimizin ve hayvanseverlerin ve bu konudaki saygın sivil toplum örgütlerinin de gurur duyacağı örnek gösterilecek bir mekan yapacağız. Ama bunu birlikte yapacağız, hep beraber yapacağız. Dolayısıyla bu konuda yine sizlerle irtibatlı ve valiliğimizle irtibatlı olarak Türkiye'de bu konuda konferans konusunda, seminer konusunda en etkin, en yetkin kim varsa halkımızın, muhtarlarımızın ve tüm kamu çalışanlarımızın eğitilmesi konusunda da geç değil, önümüzdeki hafta itibariyle yine valiliğimizle koordineli seminerler planlayacağız. Halkımızı da bu konuda duyarlı olması konusunda büyükşehir olarak üzerimize düşen görevleri yapacağız. Ama büyükşehirin bu görevleri bilmenizi istiyoruz ki ilk defa Altınordu'dan başladık. Ancak bu tabii ki bizim görev alanımızın Ordu hinterlandındaki 19 ilçeyle sınırlı ve sorumlu olduğunun da bilincindeyiz. Bu çalışmalarımız buradan başlayarak diğer ilçelere de kademe kademe belli periyotlar halinde devam edecek ve inşallah hep beraber, sizlerle beraber, valiliğimizle beraber ve tüm bu konuda kamu görevlileriyle irtibatlı olarak Türkiye'de örnek bir çalışmayı beraberce yapacağız. Hayırlı olsun diyorum ordumuza. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da talimatıyla Samsun Veterinerlik Fakültesi ile de bir protokol hazırladık. Bir protokol yaptık. O protokol neticesinde yoğun bakım, işte kırıklı, çıkıklı, kazalı ya da işte uğuz kopukluğu gibi durumlarda da Samsun Veterinerlik Fakültesi de müdahale ederek tedavileri alın. İşlemi bitirdikten sonra tekrar bize teslim edecek. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi Sayın Hilmi Güler'e sonsuz teşekkürlerimizi ilk öncelikle söylemek istiyorum. Bu bağlamda çok güzel bir kadro oluşturuldu. Alınan kararlarda Ünye, bunu hayvansever arkadaşlarımıza ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda gönülleri rahat olsun. Ünye'de yapılacak olan yer ve Fatsa'da yapılacak olan yer gündemden kalktı. Oralar tamamen iptal edildi. 19 ilçeye küçük çaplı, maliyeti düşük kısırlaştırma merkezi yapılması kararı alındı ve buranın da güzel bir şekilde, yani şu an olası hali hazırdaki RM'mizin, geçici rehabilitasyon merkezimizin iyileştirme çalışmaları açısından Türkiye'ye örnek teşkil edilecek bir yer haline getirilmesi kararı alındı. Bu uzmanlık gerektiren kırıklı, çıkıklı vakalarda, yani trafik kazalarında fakülteden hizmet alımı yapılması çok güzel bir adım. Aynı zamanda ambulans sözü aldık. Kendilerinden hayvanların sadece ve sadece toplama aracıyla değil de kırıklı vakaların ambulansla taşınması açısından da çok büyük bir adımlar atıldı. Yani biz bundan sonra sivil toplum kuruluşu olarak belediye ile içgüdümlü olarak çalışacağız. Diğer hayvansever arkadaşlarımız da aynı şekilde. Belediye bu bağlamda, Ordu Büyükşehir Belediyesi bu bağlamda çok güzel, çok samimi adımlar attı. Ben kendim şahsım adına ve bağlı bulunduğum Haytap Hayvan Hakları Federasyonu adına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bakanımız Hilmi Güler'e bu bağlamda öncelikle teşekkür ediyorum ve yanındaki oluşturduğu kadrosuna da teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hayvan Hakları Komisyonu vardır ve bu komisyonda 5199'u ilgilendiren bütün maddeler gündeme gelir ve bunun başkanı Sayın Mustafa Yel aynı zamanda kendileri milletvekili. Onunla birlikte biz sivil toplum kuruluşu olarak birlikte yürütüyoruz zaten bu çalışmaları. Dolayısıyla da kendileri belediyenin yapmış olduğu bu güzel adımları takdir ettiğini ifade etti. Bugün İl Hayvan Kurulu toplantısında iki tane önemli karar alındı. Bunlardan bir tanesi 19 tane ilçenin küçük çaplarda kısırlaştırma merkezleri yapılacağı konusundaydı. Ve bununla belediyeli hemfikir olduk.
Bundan sonra tabii çok iyi şeyler yapılacağına inanıyoruz. Sayın Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hilmi Güler'e de çok teşekkür ederiz bu bağlamda. İkinci alınan karar da pitbulllar ve yasaklı ırklarla ilgiliydi. Pitbull'u veya yasaklı ırk olan kişilerin ceza işleme tabi tutulacağını buradan özellikle söylemek istiyorum. Ünye ve Fasa'daki daha önceki Kızılkaya'daki iki tane yapılan toplama merkezinde kapandığını buradan duymak istiyorum. Ama şimdi sirkülasyonun olumsuzluklara rağmen bu kadar güzel adımlar atılıyorsa, ortada bir yürek meselesi varsa ben